Evet, yine yeni bir soruyla beraberiz. Bu sorumuz üslü sayı sorusu. 4x'in x'inci kuvveti eşittir 4 üssü 4'ün 4'üncü kuvveti şeklinde bir soru. Burada x'i soruyor bize. Bu tür sorularda üslü ifadelerle ilgili kuralları bilmemiz gerekiyor. A üzeri b gibi bir ifadenin c'inci kuvvetini alırsak a üssü b çarpı c olur. Yani bu ne demektir? Mesela desem ki 2'nin 4. kuvvetinin küpünü alırsam ben 4 ile 3'ü çarparım. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 yaparım. Bu da 2 üzeri 12'dir. Bu kuraldan faydalanarak ben bu soruyu çözebilirim. Nasıl çözeriz? Şu şekilde çözeriz biz bu soruyu. 4x'in x'inci kuvvetiydi. Burada da 4'ün 4 üssü 4'ü vardı. Ben her iki tarafın dördüncü kuvvetini alacağım. Alayım. Bu durumda ne olur? Bunlar çarpılır. Yani 4x'inci kuvveti olur burada. Burada peki nasıl olur? 4'ün 4 çarpı 4 üzeri dördüncü kuvveti olur. Burada bunu gördüm. Şunları birbirine benzetmek için ben şunu yapıyorum. 4x'inci kuvveti eşittir. 4 üzeri 4'ün bunu paranteze aldım. 4 üzeri 4. kuvveti diye. O zaman bakın tabanlar aynı. Üsler aynı. Demek ki 4x 4 üzeri 4'e eşitmiş. Buradan bu sonucu bulduk. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. X'imiz ne olur? 4 üzeri 4 bölü 4 olur. Bu 4'ün üzerinde ne vardır? Gizli bir 1 vardır. Biz a üzeri n bölü a üzeri m gibi bir ifade varsa bu üst yukarı çıkarken eksi olarak çıkar. A üzeri n eksi m olur. Buradan bu özelliği faydalanırsak biz x 4 üzeri 4 eksi 1'den x 4'ün 3. kuvveti olur. Bir sayının 3. kuvveti demek o sayının kendisiyle 3 defa çarpılması demektir. Yani a'nın küpü dersem ben bu a çarpı a çarpı a'dır. 3 tane a'yı çarparsak a küp olur. Burada da demek ki 3 tane 4'ü çarpacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarptım. Sonuç 64 olur. Demek ki bizim buradaki x'imiz 64'müş. Doğru seçenek D seçeneği.